Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok kolay 5 sınıfın en kolay konularından biri olan araştırma soruları üretme ve veri toplama konusunu göreceğiz. Bu konuda formül yok, işlem yok, sadece yorum var. E, araştırma sorusu olabilmesi için olması gereken şey e, belli bir kitleye hitap eden bir soru oldu yap oluşturmanız. Yani mesela. Bir tane soru bir şey araştırmak istiyorsanız e, belli bir kitleye soru sorduğunuzda herkesin cevaplarını alıp bunlarla ilgili bir grafik sütun grafiği ya da çizgi grafiği böyle hani yorum yapabileceğin en fazla bunu tercih edilen bu olmuş en az tercih edilen bu olmuş şeklinde yorum yapabileceğin cevaplar alabiliyorsan bunu araştırma sorusu diyoruz. Mesela soruda diyor ki meleğin en sevdiği renk ne? Gidip Melih e gidip Melih'e Melih'e en sevdiğin renk ne diye sorduğunda o sana direkt cevabı verecek kırmızı. Bunun hani araştırmalık bir durumu olmadığı için cevabı net belli olduğu zaman bunu araştırma sorusu demiyoruz. Ama mesela dersen ki sınıfta en çok sevilen renk ne? Bu sefer sınıftaki öğrencilerin hepsine tek tek sevdiği renkleri soracaksın. Sonra en fazla hangi renk gelmiş? En az hangi renk gelmiş? Buna göre bir e, veri oluşturmuş oluyorsun. Elde edin araştırma sorularını sorduktan sonra elde ettiğin tüm bilgilere bilgilerin tamamını veri diyoruz. Veri de bu demek. Verileri topladığın zaman en fazla sevilen renk neymiş, en az sevilen renk neymiş yorum yapabiliyorsun. Yani yorum soruları bunlar. E, basit oldukları için ben direkt soru üzerinden testlerden gidelim dedim. Milli eğitimin kazanım testlerini çıkardım. Hemen onları çözmeye başlayalım. Birinci soruda diyor ki aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir? Bakalım anket için ne soru diyormuş? Lokanta sahibi müşteri memnuniyetini yani müşterilere soru soruyor. Bak müşteri memnuniyetini ölçmek için anket hazırlamak istiyor. O zaman müşteriye yönelik soru sorması lazım. Hangisi bunlarla uygun değil? Lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Müşteriye sorulabilen bir soru mu? Evet sorulabilecek bir soru. Lokantayı temiz buluyor musunuz? Önemli bir soru. Yine müşteri ilgilendiriyor. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Olabilir. Lokanta çalışanlarına verilen ücret yeterli mi? Lokanta çalışanlarına verilen ücretin müşteriyle bir alakası olmadığı için bu uygun bir soru olmaz diyoruz. Mesela bak çok basit bir soru. İkinci soru 5. sınıf öğrencilerin okul sonrası diyor. Okuldan sonra günlük uğraşlarıyla ilgili araştırma yapacak olan bir kişi hangi soruyu kullanırsa uygun olur diyor okul sonrası için. Okula saat kaçta gidiyorsun? Yani okula gittiği saat okul sonrası ile alakalı mı? Değil. Okuldan çıkınca eve mi gidiyorsun? Mesela okul sonrası günlük uğraş. Biri eve gidiyorum der. Biri başka bir yere gidiyorum der. Spora gidiyorum. Etüte gidiyorum. Hani buna göre bak bir araştırma sorusu oluşturup bilgileri toplayarak verilerle analiz yapabiliriz. Yani aradığımız cevap hangisinde var? Bursa'da var diyorum. Yine basit bir örnek. Üçüncü soruya geçtim. Burada okuldaki öğrenci temsilciliği seçim sonuçlarını gösteren sıklık tablosu verilmiş kişiler belli, aldıkları oy sayıları belli. Bu sıklık tablosunun sütun grafiği, sütun grafikleri şöyle sütun şeklinde olan grafikler. Şimdi en fazla oyu kim almış? En fazla oyu 38 oyla Betül almış. Mesela en fazla Betül alması lazım ve Betül 38 olmalı. Bak Betül 38'i gösteriyor. Sonra Zehra 35, Zehra 35'i gösterecek. Mustafa 34, Hakan da 30'u. Yani aradığımız cevap direkt A şıkkında gözükmüş oluyor. Buna sütun grafiği diyoruz. Topladığımız sayıların hepsini böyle yazan e, o tabloya da sıklık tablosu diyoruz. Devam edelim hemen. Yine burada sıklık tabloları verilmiş. Yaz aylarında Trabzon'a gelen turist sayılarına ilişkin veriler toplandığında en çok turist Temmuz ayında en az da Haziran'da olacak şekilde hangisini kullanabiliriz diye soruyor. Hangi sıklık tablosunu kullanabiliriz? Hemen bakacağım. En çok Temmuz'da olacak. En az Haziran'da olacak. Bakıyorum ayet 37 bin en çok Temmuz'da ama en az Ağustos'ta olmaz. En çok Temmuz'da değil B olmaz. Bu da değil. Kimde var? Denizli'de var. En çok Temmuz'da 37 bin en az Haziran'da. Çok basit yine dediğimiz gibi. 5. soruya bakalım. Bir sınıfta 27 öğrenci var. Bunların 10 tanesi matematik, 5'i Türkçe, 7'si fen kalanlar. Hemen bulalım. 10 matematik, 5 Türkçe ve 7 fene gidiyorsa 10, 5 ve 7'yi topluyorum. Kaç yapıyor? 22 kişi. Toplam 27 kişiydi. 22'sini çıkarttığım zaman kalan kim? 5 kişi. Bu kalan 5 kişi hangi dersten kursa gidiyormuş? Sosyal. Sosyal. Şimdi hepsini bulmuş olduk. Matematik 10 olmalı. Türkçe 5. Fen 7. Bak bu 5'i gösteriyor. Yanlış. Matematik 10 olmalı. Yanlış. Matematik 10. Türkçe 5. Fen 7. Sosyalde 5 diye bulduk. Hangi şıkta var? C şıkkında var diyoruz. Hemen devam edelim. 6. sorudan. Aşağıda grafikte bir kitap evinde 2012-2015 yılları satılan kitap sayıları verilmiş. 2012'de 50 bin satılmış. 2013'de 60 bin satılmış. Bak satılan kitap sayısı ne olduğunu okuyorum. Buna göre diyor sıklık tablosu hangisindedir? 2012 50 bin olacak. 2013 60 olacak. Burada 70 yazmış yanlış. 50 60. 2014 80. 2015 40. Aradığım cevap Denizli diyorum hemen. Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor. Hangi gruba uygularsa daha uygunu? Temizlik malzemeleriyle ilgilenen bir kitle olması lazım. E, i̇lkokul öğrencilerim mi, öğretmenler mi, inşaat mühendisleri mi, ev hanımları mı? E, temizlik kimden soruluyor? Ev hanımlarından sorulduğu için bunun uygulanacağı grup ev hanımları olmalı diyoruz. Hemen gelelim bir diğer sorumuza. Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları aşağıda verilmiş. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap dağılımını gösteren sıklık tablosu. Yani hangi sayısından kaçar tane okunduğunu bul. Buna göre sıklık tablosunu oluştur diyor. Şimdi mesela 5 kitap okuyan kaç kişi var? Önce onu sayalım. 5 kitap okuyan kaç kişi var? 1, 2, 3. Demek ki okunan kitap sayısı 5 olan 3 kişi var. Bak, B okunan kitap sayısı 5 olan 3 kişi. Okunan kitap sayısı 5 olan 3 kişi bu. Tamam, hepsinde var. Sonra 11'e bakalım. 1 2 3 4 5. 11 sayfa okuyan 5 kişi olmalı. 11 sayfa okuyan 4 kişi diyor mesela. Bunu eledim. Bunlar yine hep 5 diyor. Aynı hepsi duruyor şu anda. 6'ya bakalım hemen. 1 2 2 6 sayfa 6 kitap okuyan 2 kişi 6 kitap okuyan 4 kişi diyor hemen bunu da eledim 6 kitap okuyan 2 kişi güzel şurada bakalım 7'ler bunlar da aynı 8'ler aynı 9'u bulursam cevabı bulmuş olacağım o zaman 9'ları sayıyorum bak bir daha 7 ve 8'leri saymıyorum 9'ları sayıyorum 1 2 3 yani 9 kitap okuyan 3 kişi var. O zaman cevabı Bursa diye bulmuş oluyorum. Dikkatli baktığın zaman rahatlıkla çözülebilen basit sorular demiştik. Konu çok basit. Hemen son sorumuza bakalım. Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4. Pazartesi 4 olacak. Salı günü 5. Salı günü 5 olacak. Güzel. O zaman bak B'yi direkt eledik pazartesi 5 yaptığı için. Çarşamba günü 3 otomobil tamir etmiş. Bak çarşamba 2 hemen bunu da eledim diğer ikisi aynı. Sonra diyor ki perşembe günü tamir ettiği otomobil sayısı pazartesinin yarısı. Ha, perşembe günü diyor tamir edilen otomobil sayısı pazartesinin yarısı. Pazartesi kaçtı? 4. 4'ün yarısı 2. Demek ki perşembe 2 araba tamir etmiş. İkisinde de 2 gösteriyor. Cuma günü tamir ettiği otomobil sayısının iki katı. He, bak ikisini birden bağlamış. Diyor ki perşembe günü tamir edilen otomobil sayısı pazartesinin yarısı iken aynı zamanda perşembe günü tamir edilen otomobil sayısı cumanın iki katı. Perşembe iki diye bulduk mu? Bulduk. Cumanın iki katı olması lazım. Bak burada eşitler. Olmaz. Cuma burada birken perşembe iki katı 2 Yani sağlayan şık. C şıkkı demiş oluyoruz. Hemen devam edelim yorumlama sorularıyla veri analiziyle. Veri dediğimiz neydi? Bilgileri toplamaktı. Yine bunlar da çok basit. Bu ürünler verilmiş. Bazı ürünlerin üretim miktarları verilmiş. Bu ürünleri üretim miktarlarına göre en azdan en çoka doğru sıraladığında baştan dördüncü ürün. En azdan en çoka doğru sırala diyor. En az ne var burada bakıyorum. En az nar. Sonraki çilek az olan sonra zeytin sonra limon en çok da portakal üretilmiş e, en azdan en çoğu sıraladığında dördüncüyü soruyor kimdi dördüncü limon diye işaretlemiş oluyoruz bu kadar basit bu ürünlerden toplam kaç ton üretilmiş hemen hepsini topla diyor en fazladan başlayalım portakaldan kaç ton bak ton olarak göstermiş 200 ton 200'ü yazdık limondan kaç ton 180 ton Zeytinden 120 ton. Çilekten 100 ton. En son nardan kaç göstermiş? 80 ton. Hemen toplayalım. 10, 18'in 8'i elde var. 1, 2, 3, 4, 5, 680 ton diye bulmuş oluyoruz. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım. Üretilen portakal miktar çileğin 2 katı diyor. Bakalım portakal 200, Çilek 100. Çileğin 2 katı mı? Evet 2 katı. Bak direkt doğru cevabı bulmuş olduk. Devam edelim hemen. Dördüncü soruyla. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin bazı derslerden aldığı notların ortalaması verilmiş. Notların ortalaması, sınıf ortalaması verilmiş. Ve Ezgi'nin bu derslerden aldığı notlar vermiş. Bak burada sınıfın ortalaması, burada da Ezgi'nin notu her bir dersten sınıf ortalamasının altında not aldığın zaman başarısız olarak kabul ediliyorsun. Ortalamanın altındaysan başarısızsın. Ortalamanın üstündeysen başarılı olarak kabul ediyorsun. Buna göre diyor Ezgi hangi derslerden başarısız olmuştur? Şimdi sınıf ortalaması matematikte 63. Ezgi kaç almış? 59. Demek ki 50 Ezgi matematik dersinde ortalamanın altında olduğu için başarısız. Ezgi matematiği yapamamış demek ki videolarımızı izlerse daha iyi olabilir belki. <laughs> Türkçe'sine bakalım Ezgi'nin. E. Sınıf ortalamasının yukarısında Türkçesi güzel. Fenden yine ortalamanın altında kalmış. Sosyalde ortalamanın altında kalmış. İngilizcede ortalamanın çok yukarısında. Yani başarısız olduğu dersler matematik, fen ve sosyal diye bulmuş oluyoruz. Çok basit olduğunu konunun söylemiştim arkadaşlar. Hemen 5. ve 6. soruları tabloya göre şekillendirin diyor, yapın diyor. Bununla ilişkilendireceğiz. Erdem, Hülya, Demir, Gökçe ve Yeşim'in boylarının toplamı 739 cm'ymiş. Yani 5 kişinin boylarının toplamı 739 cm'ymiş. Bu kişilerden dördünün boylarını vermiş. Yeşim'in boyunu soruyor. E çok basit. 5 tanesinin hepsinin toplamı buysa, dördünü verdiyse ben bunları toplayıp tamamından çıkartarak yeşimin boyunu bulabilirim. Hemen şunları toplayalım. 8 2 daha 10. 4 daha 14'ün 4'ü. Bak önce onlukları tamamlayarak toplarsan daha hızlı toplama yapabilirsin. Elde var 1. 5 5 daha 10. 14 18. Bir de elde vardı. 19'un 9'u. Elde var 1. 1 2 3 4 5. Bu 4'ünün toplamı ne geldi? 594 tamamı 739'dan 594'ü çıkartırsam cevabı ne bulmuş oluyorum? Yeşimin boyunu 1, 45, 145, 145 santimetre diye bulmuş oluyorum. Şimdi yorumlayanımına bakalım. En uzun boylu olan Hülya diyor. Bakalım en uzun Hülya 154. Evet 154 en uzun Hülya bu doğru. Yeşim ve Gökçe'nin boyları eşit. Gökçe 148, Yeşim 145. Eşit değil. Hemen yanlış olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Devam edelim yine. Burada da 7, 8 ve 9, 3 soruyu tabloya göre şekillendireceğiz. Neymiş burada verdiği? Kişilerin grafik. Kişilerin okuduğu kitapların sayfa sayıları. Tolga mesela 100 kitap okumuş. Bülent mesela 120 e, sayfa okumuş. Pardon kitapların sayfa sayıları 120 sayfa okumuş. En çok sayfa okuyan kim? bariz bir şekilde Bülent diye bulduk. Toplam okulan sayfa sayısı hemen topluyoruz. Bak buradaki sayıları değil kişilerin okudukları sayfaları. Bülent ne kadar okumuş? 120. Sonra Tolga ile Murat aynı okumuş ve ikisi de yüzer sayfa okumuş. Yani Tolga da Murat da 100. Vahit kaç sayfa okumuş? 90 sayfa okumuş. Refika kaç sayfa okumuş? 80 sayfa okumuş. Hemen toplayalım. Sıfırı yazdık. Bak 8 ile 2'yi topluyorum. 10 yaptığı için 10'a tamamlarsan daha rahat toplama işlemlerini yaparsın. 8 2 daha 10, 9 daha 19'un 9'u elde var 1. 3 1 daha 4. 490 sayfa diye bulmuş oluyoruz. En fazla kitap okuyan kişi en azdan kaç sayfa fazladır? En fazla okuyan Bülent 120, en az okuyan Refika 80. Kaç fazladır derken aralarındaki farkı sorduğu için çıkartıyoruz. O da ne geliyor basit bir şekilde. 40 diye gelmiş oluyor. Gelelim diğer sorumuza. Burada da yine 3 soruyu tabloya göre şekillendir diyor. şey tablosu ver, grafiği vermiş. Şirketin 4 aylık karı bin olarak vermiş. Ocak ayı 20 bin. Şubat ayı 35 bin kar etmiş falan diye. Hemen soruya bakalım. En az ve en fazla kar edilen aylar. En az gördüğümüz gibi Ocak, en fazla da Şubat. Ocak ve Şubat diye işaretlemiş olduk. Diğer soru hangisi doğrudur diyor? En çok kar edilen aynı Nisan'dır diyor. Hayır, en çok kar edilen şubattır. Yanlış. Ocak ayında şubatın yarısı kadar kar edilmiş diyor. Ocak diyor şubatın yarısı. Şubat kaç? 35. 35'in yarısı 20 mi? Hayır, bu da yanlış. Ocak ve şubatlardaki aylardaki kar toplamı mart ve nisan aylarındaki kar toplamına eşit. Ocakta 20, şubatta 35. Toplamları 55. K 55.000 kar. 55 bin kar. Mart ve Nisan'ın toplamını eşitliyor. Mart 25, Nisan 30 topladığın zaman bu da 55 bin. İkisi de eşit olduğu için aradığım cevap doğru olan C şıkkı olmuş oluyor diyorum. Son soru şirketin bu 4 aydaki toplam karı kaç liradır? Hemen toplayalım. Ocak'ta 20 bin, Şubat 35 bini gösteriyor. Mart 25.000 bin, Nisan'da 30 bin. Topladığımız zaman Kaç geliyor? 110.000 geliyor arkadaşlar. Basit bir konu olduğunu tekrar söyleyeyim. Sorularını güzelce çözün. Yapamadıklarınızda takıldığınızda videodan yardım olabilirsiniz. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.